Merhabalar tekrardan. Hayvancılık konusunu işliyorduk ve bir yerde bıraktık. Dedi ki devam edelim. Tekrar böyle bir 25-35 dakika arası bir çalışmamızı yapalım. Peki nerede bıraktık? En son kıl kesi, tifti kesinden bahsediyordu. Kıl kesinin biraz daha toroslarla ilişkilendirildiğini. Oysa tifti keçisi... Diğer adıyla Ankara keçisi olarak bilinen keçinin ise biraz daha Ankara Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyon tarafları, Martin Sirt gibi yörelerimizde biraz daha baskın olduğunu söylemiştik. Peki coğrafyada büyükbaş hayvan olarak sığır ve mandadan bahseder. Test tekniğinde genelde manda ile ilgili soru tarzları az gelmiştir. O yüzden şu anda bu dans notunda hiç mandadan bahsedilmemiş. Ama çok ufak notlarını alacaksan şöyle bir not alabilirsin. Türkiye'de hiç manda var mı? Şimdi soru şu. Sığır mı daha çok manda mı? sığ yetiştiriciliği Türkiye'de daha yaygındır. Bir kere adını koyalım. İkinci soru. Türkiye'de manda sayısı daha az. Evet. Peki nerede? Türkiye'de manda yetiştiriciliği genelde Türkiye'de Samsun Türkiye'de böyle Orta Karadeniz'de gelen Samsun Tokat tarafları ya da Balıkesir Bursa demeye gelen, şimdi haritadan nerede olduğunu göstereyim bunların, Bursa tarafları. Çünkü artık böyle il çalışa çalışa görsel yönünüzün de güçlenmesini istiyorum. Ya da böyle Afyon çevresi diyebileceğim yörelerde biraz daha öne çıkıyor. Bir daha söyleyelim, Türkiye'de Samsun Tokat, neresi Samsun? Şurası, Tokat şurası. Balıkesir, Bursa demek Güney Marmara. Buna Çanakkale'yi de dahil edebilirsin. Afyon çevresi derken işte Afyon'u, Uşak'ı kapsayan sahadan bahsediyorum. Peki buralarda manda çiftlikleri mi var? Evet. Yani Türkiye'de sayısal anlamda manda çiftlikleri sığır çiftliklerine göre daha azdır. Peki şunu soralım. Neden daha azdır? Yani neden Türkiye'de manda çiftlikleri yoğun değildir? Çünkü biraz hayvanın cinsiyle ilgili. Manda Denilen hayvan cinsi genelde böyle bataklık ortamlarında yaşamayı seven, biraz daha böyle çamur banyosu yapmayı seven, sulak ortamda büyümeyi seven bir hayvan türü. O yüzden Türkiye'de mera hayvancılığı olarak her kırsal alanda ona bu ortamı sağlayamıyorsun. Haliyle çiftlikler olarak da fazla kurmak istememişiz. Çünkü biraz hayvan sığıra kıyasa daha hırçın. Beslenmesi daha güç olan bir hayvan. O yüzden Türkiye toplumu biraz daha sığır denilen hayvan türünü yetiştirmeyi daha uygun görmüştür. O yüzden cins olarak sığır hayvanı bu ülkede daha baskındır. Peki bu ülkede sığır denilen hayvanlar hangi yöntemle yetiştiriliyor? Şimdi artık sığıra odaklanalım. Mera ve besi ağır hayvancılığı. Yani Türkiye'de sana test tekniğinde büyükbaş hayvancılıkta kaç yöntem vardır? İşte bir önceki videonun giriş kısmıydı. Bu ülkede mera hayvancılığı büyükbaş hayvancılık olarak da var. Bir de coğrafyada büyükbaş hayvan olarak daha çok çiftliklerimiz var. Peki sana der ki bu ülkede sığır hayvancılığı Söyle bakalım. Mera hayvancılığı olarak yani otlak hayvancılığı olarak nerede? Lütfen tüyomuzu anımsatayım. Tüyomuz çayır bilgisi dostlar. Diyeceksin ki Türkiye'de çayır denilen otlaklar, dağ çayırları ya da alpin çayırları dağlarımızın yüksek kesimlerinde olurdu. Olan dağlarımızın yüksek kesimlerinde çayırlar yeşerirdi. Özellikle nerede iklim bilgimizi kullanalım? Yaz yağışlarıyla beraber Erzurum, Kars, Ardahan taraflarında o zaman bu Erzurum Kars Ardahan taraflarında yaz ile beraber buralarda konveksiyonel yağışlar oluyordu. Hep böyle dersi hatırlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu Erzurum'un Kars'ın Ardahan'ın yüksek kesimleri yani bizim yayla dediğimiz yerleşmelerde gür çayırlar yeşerir. Ve bu yüzden bu çayırların burada yeşeri olması buralarda büyükbaş mera yani sığır hayvancılığını mera hayvancılığı olarak öne çıkartır. ...bazen testlerde bile sorular gelecek. Erzurum, Kars, Ardahan'da çiftlikler mi daha çok? Hayır. Buradaki büyük baş hayvan mera hayvancılığı. İlk etap burası. Peki Erzurum, Kars, Ardahan dışında mera hayvancılığı olarak... ...çayırla ilişkili olarak bana soracağı bir yer daha var mı? Karadeniz'in yüksek kesimleri. O zaman bu ülkede Karadeniz'in yüksek kesimlerindeyseniz... Erzurum Kars Ardahan'daysanız büyükbaş mera hayvancılığını öne çıkartacaksınız test Peki bu ülkede sığır denilen hayvanımız çiftliklerde daha çok nerede yetiştiriliyor? Yani bu ülkede besi ağır hayvancılığı denilen çiftliklerde genelde büyükbaş hayvancılık yetiş yapılır. Büyükbaş hayvanın yetiştiriliyor olmasındaki arka plan nedir? Tabii ki et ve süt üretiminin daha iyi olmasıdır. Yani koyun denilen ya da keçi denilen hayvanların kütlesi daha küçük olduğu için onda ondan daha az et ve süt temin edilir. Ama büyükbaş hayvan takdir edersiniz ki biraz daha 2-3 koyun ayarında olduğu için et ve süt anlamda üretimi daha iyidir. O yüzden bizim ülkede çiftliklerde ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık vardır. Peki bu çiftlik hayvanı dediğim Modern hayvancılık Türkiye'nde nerede gelişmiş çok klasik bir sorudur. Lütfen kaçırmıyorsun diyeceksin ki tabii ki büyük şehirler çevresi. Yani Türkiye'de sır et ve süt verimi anlamında daha çok üretim yapılan bir hayvan türü olduğu için bizim ülkede büyük şehirlerin etrafında büyük şehirlerin çevresinde modern çiftlikler gelişmiş diyeceksin. Peki bu büyük şehirler nerede? Şeyi hatırla. Bu aralar bu karantina sürecinde de çok duyuyoruz. İşte 30 tane büyük şehire yasak geldi vesaire anlamında. Büyük şehir olmanın kuralı 750 binin üzerinde olmak. O zaman Türkiye'de böyle 750 bini zorlayan 1 milyon ve üzeri olan şehirlerimizin etrafında sayıca modern çiftliklerini çok görüyoruz. O zaman modern çiftlikler nerede? Mesela Ankara çevresinde. Yani dostlarım Ankara. Eskişehir şu Bolu'ya biraz dikkat edelim. Kasıtlı yazalım Bolu. Ya da mesela modern çiftlikler nerede? Biraz daha bu Çanakkale, Balıkesir, Bursa. Ya da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli haliyle Sakarya dediğim taraf. İzmir, Manisa. İşte böyle Adana, Mersin. Antalya. Dikkat edin hep buralar ne? Büyük şehirler. O zaman ülkemizde büyük şehirler daha çok. Anadolu'nun batı tarafında olduğu için bir kere çiftlikleri biz batı tarafta daha çok görüyoruz. Yani Konya, Antalya, Mersin, Adana ya da İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve etrafı, Ankara ve etrafı dikkat çeker. Özellikle burada boluya bir dikkat çekelim. Hani bazen şöyle bir soru geliyor, sen bunu biliyorsun Bolu ya da böyle Afyon'a dikkat çekiyor diyor ki, bak diyor Bolu ya da Afyon büyük şehir değil. Ama neden buralarda da modern çiftlikler yaygın? Çünkü Buralarda sığır çiftliklerinin yani büyükbaş hayvan çiftliklerinin olması lokasyonla ilgilidir. Yani ulaşım koşulları açısından önemli yerler olmasından dolayı. Yani Afyon'un ne önemi var dostlarım? Büyük şehirleri hep etrafında barındırıyor. Bolu'nun ne önemi var? Büyük şehirleri hep etrafında barındırıyor. O zaman önemli büyük şehirlere 2 saat 3 saat mesafede bulunduğu için siz Afyon'a Bolu'ya çiftlik kurduğunuzda eti, sütü, süt ürünlerini müşterilerinize 2-3 saat içinde ne yapabilirsiniz? Farklı illere ulaştırabilirsiniz. O yüzden lokasyon anlamında yani o ulaşımda size kavşak noktası diye bir tabir öğretmiştim. Türkiye'de bazı şehirler kavşak noktasında bulunur. Yani önemli karayolların, demiryollarının geçiş yeridir. Böyle yerler kıymetlidir demiştim. O yüzden hayvancılık testlerinde de bunu duyabilirsiniz. Peki toparlayalım. O zaman Türkiye'de sığır mı, manda daha çok sır. Türkiye'de et süt üretimi en çok hangi hayvandan gerçekleşir dediğinde sığır. Türkiye'de koyun kütlesi daha küçük olduğu için et süt üretiminde iki numaradır. O zaman Türkiye insanı tükettiği etin tükettiği sütün hemen hemen %85'ini genelde sığır hayvanından temin eder. Mer hayvancılığında gözümüz Erzurum Kars Ardahan'ı, Karadeniz'in yüksek kesimlerini. Oysa çiftlik anlamında sorulacak sorularda büyük şehir ve çevresini kullanacak. Aynı mantığı lütfen şunun içinde işletelim mi? Hemen bu sayfadan ayrılmadan bir de şu hayvancılığı da halledelim mi? Türkiye'de aynı mantıkla yani büyük şehirlerin etrafında yaygınlaşan bir hayvancılık faaliyeti daha yok mu? Onun adı kümes hayvancılığı. Bir önceki videoda girişte kümes hayvanları nedir diye bir başlık görmüştüm. Kümes hayvanlarından genelde testlerde bize tavuktan soru gelir. Yani şu ana kadar ÖSM hindiden ne bileyim hani böyle horozdan, deve kuşundan böyle şeylerden soru sormadı. Bize sorduğu şey genelde tavuk. Deve kuşu nereden aklıma geldi? O da şuradan. Bizim ülkede deve kuşu çiftlikleri bile var. Yani Türkiye'de hiç ummadığınız değişik ekonomik faaliyetler yapılıyor. Ama az ama çok. Yani Türkiye'de hani bir ara duymuştum zihnime. Hemen böyle bir gel, geliverdi. Beni ilgilendiren kümes hayvancılığında aklımıza gelecek şey tavuk. Peki sana. Türkiye'de tavuk çiftlikleri. Ama beyaz et üretmek için. Ama yumurta için. Genelde nereye konuşlanmış taktik aynı büyük şehirlerin çevresi. Neden büyük şehirlerin etrafı? Neden hani büyük şehirlerin etrafı? Çünkü büyük şehirler önemli tüketim alanıdır. Bu tüketim kelimesi aynı zamanda pazar kelimesi kullanılır. Yani testlerde sana büyük şehirlerin etrafı önemli bir pazar alanı önemli bir müşteri potansiyeli barındırdığı için çiftlikleri buraya kurmak mantıklıdır diyecek. O zaman insanların satın alma gücünün iyi olması, şehrin büyük şehirlerin 750 bin üzerinde nüfusu olup kalabalık olmaları buralara önemli bir müşteri potansiyeli haline getirir. O zaman Türkiye'de kümes hayvancılığı yine böyle Ankara, Eskişehir, Bolu çevresi. Yine böyle Konya, Akdeniz'de, Mersin, Adana. Antalya çevresi, Ege'de İzmir, Manisa ya da işte Marmara diyebileceğimiz İstanbul etrafı, Güney Marmara dikkat çekiyor. Peki bir öne çıkan yer var mı? Şöyle dostlarım, yani size sığırdan farklı olarak kümes hayvancılığında size iki yeri öne çıkartacağım. Hocam böyle bilgi soruları geldi mi? Şu ana kadar gelmedi ama gelebilir. En azından bu ayrıntıları eşit ağırlık öğrencileri bilsin isteriz. Neyi? Türkiye'de kümes hayvancılığı derken takdir edersiniz ki iki şey anlaşılıyor demiştim. Bir tavuk anlaşılıyor hemen şöyle bir daha. Tavuk ve bir de e, affedersiniz tavuk diyorum. Tavuktan beyaz et ve yumurta anlaşılıyor. Bize testlerde şöyle bir ayrıntı sorabiliyor Türkiye'de tavuk üretiminde, özellikle beyaz et üretiminde en iddialı memleket kimdir? Genelde Bolu. Yani şuraya varmaya çalışacağım. Kümes hayvancılığında Bolu'nun yerini öğrenmekte fayda var. Yani buraları taradığı zaman sence burası hangi hayvancılık faaliyetinin öne çıktığı bir yerdir dediğinde gözün kümes hayvancılığını aramalı. Çünkü Türkiye'de Bolu özellikle yine az önce dillendirdiği gibi Ankara, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İstanbul, işte yukarıda Zonguldak bu tarz önemli şehirlere komşu olmasından dolayı genelde önemli bir lokasyon sahibidir ve bu yüzden buralarda bir sürü tavuk üretimi adına özellikle et üretimi adına çiftlikler vardır. Peki Türkiye'de Yumurta deyince akla kim gelir? Türkiye'de yumurta deyince akla Afyon, Manisa gibi iller gelir. O zaman Türkiye'de şöyle farklı bir renkle göstereyim. Türkiye'de Afyon, Türkiye'de Manisa ilimiz ise biraz daha yumurta üretiminde dikkat çektiğini ifade edeyim. Demek ki Türkiye'de yumurtada Manisa ve biraz daha Afyon şehirleri, oysa et üretiminde yani tavuk eti üretiminde de Bolu'nun öne çıktığını bilmen de fayda var. O zaman demek ki bilmen gereken bir ayrıntı da buydu. Kümes hayvancılığını da demek ki bu vesileyle görsel anlamda öğrenmiş olduk. Şimdi yolumuza devam edecek olursak. Şimdi bir sonraki sayfada sözel olarak bu kümes hayvanlarından bahsetti. Ben de sana Türkiye'de genelde büyük şehirlerin etrafında yoğunlaştığını söyledim. Altını çizmek istersen ben sana işte görsel olarak anlattım. Altını çizmek istersen o cümleler bak şurada. Türkiye'de kümes hayvancılığında öne çıkan yerler kimmiş görmüş oldum. Peki gelelim başka bir hayvancılık faaliyetine. Dostlarım ipek böcekçiliği. Soru. Türkiye'de ipek böcekçiliğinde bir bitkiyle ilişkisi var mıdır? Vardır. O bitkinin adı daha doğrusu işte ağaç türünün adı dut meyve ağacı. Sana der ki Türkiye'de doğal ipek üretimi haliyle ipek böceği denilen bir hayvandan yapılır. O zaman bu doğal ipek üretiminde arayacağımız şey ne? Dut meyve ağacı. Çünkü bu dut meyve ağacının yaprağını yerek beslenen bir tırtıldan bahsediyoruz. O zaman bu hayvan işte dut meyve ağacının yaprağını yiyor. Sonra kozasını örüyor. Ve insanlar işte o kozayı belli işlemlerden geçirip doğal ipek üretiyor. O zaman Türkiye'de ipek böcekçiliğinde haliyle bir ağaç türünü öne çıkar. Peki ikinci şey Türkiye'de doğal ipek var mıdır? Doğal ipek üretimi Türkiye'de yapılmakta mıdır? Aslında belki genel kültür olarak biliyorsundur. Dut meyve ağacı Anadolu'nun birçok yöresinde vardır. Aslında Anadolu'nun birçok yöresinde yetişebilen bu ürün yaygın ama ilginç olan şey aynı oranda doğal ipek üretimi yaygınlaşmamış. Yani Anadolu'nun her yerinde dut meyvacı görüyorsun ama Anadolu'nun her yerinde doğal ipek üretimi görmüyorsun. Neden? Çünkü doğal ipek üretimi herkesin bildiği bir şey de değil. Yani hocam Türkiye'de kırsal kesimde doğan, büyüyen insanlar hemen diğer gün bir karar verip doğal ipek üretebilir mi? Hayır. Çünkü onun da kendine göre bir işlem süreci, belli bir eğitim süreci var. Eğer bulunduğunuz kırsal alanda bunun eğitimini hiç almamışsanız yani dededen babadan hani çıraklık eğitimiyle almamışsanız haliyle bu işi yapamazsınız. Nereye var ya şu an? Türkiye'de bu olay nerede yaygındır? Türkiye'de doğal ipek, ipek böcekçiliğinde altını çizelim beraber öne çıkan yerler burasıdır. Yani Diyarbakır, Şanlıurfa, Antalya, Bursa gibi yerler. Ben şöyle bir detay vereceğim şimdi hazır olun. Türkiye haritasına dönmem lazım. Aslında biz eskiden ders anlatırken yani dershanecilik anlamında geçmiş yıllarda biz öğrenciyi genelde Balıkesir Bursa'ya yönlendirirdik. Yani öğrenciye arkadaşlarım derdik doğal ipek üretiminde sana test tekniğinde sorulacak yerler Balıkesir Bursa'dır. Çünkü Türkiye'de bu işi ilk yapan yerler burasıydı. Özellikle zamanında göçmen gelen insanlarımızın yani Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin buradaki köylere iskan politikasıyla yerleştirilip bu ipek böcekçiliğini bizim Anadolu insanına öğrettiğimizi biliyoruz. Peki bir dönem Bursa, Balıkesir, Bileci gibi ileride yapılırken daha sonra Anadolu'da biraz ne yapıldı? Yaygınlaştı. Yani işte gerek insanlara kırsal kesimde bu işi öğreterek kırsal kesimde yaşayan insana ek bir gelir kaynağı sunma adına Anadolu'nun farklı illerinde de yapılıyor artık. Yani artık Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da duydum. Antalya'da ben duydum. Ankara'da duydum. Bolu'da duydum. Mesela Türkiye'de hani doğal ipek üretimi nerede yapılıyor? Sakarya'da duydum. Ama gerçekten az önce ders da gördüğünüz gibi öne çıkarmanız gereken yerler vardır. Mesela geçen sene doğal ipek üretiminde yani 2019 verisini paylaşayım size. 2019 verisi Türkiye'de doğal ipek üretiminde Diyarbakır, Antalya gibi kentler öne çıktı. O zaman Diyarbakır Antalya'yı bir kere iyi bilelim. Türkiye'de son yıllarda doğal ipek üretiminde bunlar birinci. Diyarbakır yanılmıyorsam daha bir öne çıkmıştı, arkasından Antalya. Ama Ankara Bolu, Adapazarı ya da işte öğrencilerim Türkiye'de böyle Eskişehir bu gibi illerde de var. Yok değil ama üretim anlamında da az. Peki, hani kısa kısa bilgiler bilmelisin, çok ayrıntı değil. Bir ufak ayrıntı da sana testlerde klasiktir der. Türkiye'de amaç doğal ipek üretmek. Peki eskiden yani 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce sadece Balıkesir, Bursa, Bilecik'te vardı diyorum. Peki o dönem Türkiye'de toplam üretim daha mı iyiydi? Evet. Yani şu anda Türkiye'de belki 10-12 ilde doğal pek üretiliyor ama toplam üretim 10 yıl öncesine göre daha az. Bu klasik bir soru. Der ki neden toplam üretim azaldı? Yani iller artmasına rağmen neden toplam üretimde eskiye nazaran düşüş var? Çünkü bu klasik bir soru tarzı. Çünkü hemen daha sotuna döneyim ve altını çizin. Çünkü suni ipek diye bir şey çıktı. Herkes görebiliyor mu şu cümleyi? Yani suni. Diğer adıyla hemen ben de kalemi seçip şurayı hemen bir güçlendireyim. Sana diyecek ki Türkiye'de doğal ipek üretiminin, şöyle kalemi seçemedim, Türkiye'de doğal ipek üretiminin son yıllarda azalmış olmasında artık fabrikalarda suni ipek üretiminin artmasının bilgisi var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çeşitli orman ürünlerinden çeşitli orman ...ürünlerinden suni ipek diye bir şey yapıyoruz. Yani hocam suni ipek fabrikasyon ürünü mü? Evet. Yani ormanlardan elde edilen bazı ham maddeler fabrikaya getirilir, belli işlem sürecinden geçirilir ve yapay ipek ya da diğer adıyla suni ipek üretilir. O zaman fabrikada üretilen ürün daha seri üründür. Daha çok üretiyorsun. O zaman seri üretim, daha çok üretimin maliyeti daha düşüktür. Doğal ipek az üretiyorsun ama yoğun emek verdiğin için daha pahalıdır. Yani ne oldu Türkiye'de son dönemlerde? Suni ipek üretiminin fabrikalarda artmış olması, doğal ipeğin yoğun emek ve pahalı olmasından dolayı tüketici ucuz olana meyletmeye başladı. Yani tüketicilerin daha ucuz olanı seçmiş olması Türkiye'de son dönemlerde doğal ipek üretimini azalttı. Tek neden Müşterinin tüketim alışkanlığı mı önemli nedenlerden biri bu. Yani gözün testler değil bunu aramalı. Suni ipek çıktı daha ucuz insanlar bunu tercih etti. Ama not almak istersen ki ben bu boşluk alanı biraz bu yüzden bırakmıştım. Not almak istersen de birkaç bilgi daha verebilirim. Mesela dünyada Türkiye'de kırsal kesimde doğal ipek niye azaldı? Doğal ipeğin azalmasının anlamlı bir gerekçesi daha. Çin dünyada doğal ipek üretiminde bir numara. Çin'le rekabet edemiyoruz. Çünkü Çin küresel piyasaya çok ucuz sunuyor. Oysa Türkiye'de bu işle uğraşan insanlar yoğun bir emek verdiği için o fiyata düşüremiyor. O zaman fiyat rekabetinde ezildiği için haliyle pes etmek zorunda kaldı. Peki neden Türkiye'de ipek böcekçiliği daha sınırlı? Doğal ipek üretimi son yıllarda azaldı. Kırsal alandan kentlere göçlerin bir ilgisi var. Yani bu işi bilen 20 yıl önceki insan gerek vefat etmesi ya da o insanlarımızın büyük şehirlere taşınması usta çırak ilişkisini kopardı. Yani köyde yeni doğan genç artık bir önceki jenerasyon bu işi yapıyordu, biliyordu ama büyük şehre taşındığı için artık öğreteceği kimse kalmadı, öğreneceği kimse bulunmuyor. O zaman o usta çırak ilişkisinin kopmuş olmasının da detaylarda bir ilgisi var. Demek ki düz mantık olarak soru tarzlarına yaklaşımımız böyle olacak. Peki coğrafyada gelelim bir önemli başlığa da. Hadi sabır istiyorum. İyi dinlemeye devam. Arıcılık. Bizim aracılıktan maksadımız nedir? Bal üretmek. Yani esas bal. Hani sonra diğerleri bal mumu vesaire polen ya da işte böyle arı sütü gibi şeyler biraz daha detay. Yani testlerde bize arıcılık sorusu bal üzerinden sorulur. Peki senden bir şey ister. Türkiye. Bal üretimde önemli midir? Cevap kesinlikle evet. Biz dünya bal üretiminde Çin ülkesinden sonra dünyada ikinciyiz diye biliyorum. Yani en son baktığım veriler de böyleydi. Peki işte bu bir soru tarzı. Türkiye bal üretiminde neden önemli? Çünkü Türkiye altını çiz lütfen ve sen bunu biliyorsun. Çünkü Türkiye bitki örtüsü çok zengin. O günleri hatırla yani çalıştığımız günleri. Türkiye bitki çeşitliliği anlamda 12 bin farklı türü vardı. Ben sana dersi hatırlatayım. Bunların 4 bini endemik bitkiydi. Yani kendi yöresinde birkaç yörede e, istisna görülen türlerdi. O zaman Türkiye'de böyle endemik bitkilerin varlığı, bitki çeşitlerinin çok zengin olması Türkiye'de bal üretimini çok önemli kılar. O yüzden Türkiye'de çok farklı... Ballar üretilebilmekte çeşit bazında. Peki sana der. Türkiye'de bal deyince akla bölge bazında kim gelir? Karadeniz ve Ege. Yani bölge olarak düşündüğümde Karadeniz bölgesi özellikle yine bu endemik bitki türlerinin yaylalarda çok baskın olması önemli balların yapılmasına imkan tanır. Fakat altını çizelim. İl bazında şu iller önemlidir demiş ya Orada birini öne çıkar. Hatta ayrı bir yere yazalım. Diyelim ki Türkiye'de bal demek il bazında ordu, il bazında muğla demek. O zaman sana Türkiye'de görebiliyor musun? Artık illerin yerini öğren lütfen. Şu iki tane deltası olan Samsun'du. O zaman Samsun'un yanında Türkiye'de ordu vardır. Ordu ilimiz. Türkiye'de bal üretimden önemli yer. Ardından Muğla Menteşe dağlarıyla bilinen Hali Muğla ilimiz ikinci dikkat çeken yer. O yüzden testlerde gerçekten şu iki ili bilmekte fayda var. Ordu ve Muğla Menteşe'yi kasıtlı söyledim. Bazen Muğla demez. Sence Menteşe Dağları, sence Menteşe Dağları yöresi Türkiye'de bal üretimde önemli midir der. Biz de evet diyeceğiz. Türkiye'de bal deyince şu akla gelen önemli yerlerden biri burası. Peki öğrencilerim Türkiye'de bilmemiz gereken bir detay. Bal üretiminde Ordu ve haliyle Muğla'yı ne yaptım? Öne çıkardım. Bal üretiminde ya diğerleri önemli değil mi? Yani Kars, Erzurum gibi yerler katılıyorum. Yani her bölgede üretimin iyi olduğu yerler vardır. Yani Türkiye'de öğrencilerim bakayım şöyle nereden başlayalım Karadeniz'den. Karadeniz'de şöyle farklı bir renk seçiyorum. Mesela Doğu Karadeniz illeri balda çok önemli. Yani Trabzon'da, Giresun'da, Rize'de, Artvin'de de bal var. Hatta Rize'de Anzer balı diye bal var duymuşsundur. En pahalı ballarımızdan biridir. Yani pahalılık anlamında önemli bir baldır. Türkiye'de Batı Karadeniz'de gerek Kastamonu tarafları yine balla tanınır. Türkiye'de bakıyorsun Marmara ya da ikinci sırada Ege'ye Ege üzerinden gidelim. Ege'de Muğla iddialı ama görebiliyor musun Aydın İzmir'de iddialı. Türkiye'de Akdeniz kim yoğunlaşmış görebiliyor musunuz? Adana tarafları. Peki Marmara'da nerede yoğunlaşılmış? Herkes görebiliyor mu? Bursa, Çanakkale tarafları. Türkiye'de Doğu Anadolu'da nerede yoğunlaşılmış? Doğu Anadolu'da herkes görebiliyor mu? Şu Kars, Kars, Erzurum Türkiye'de genelde balıyla tanınır. Tunceli, işte böyle Muş Bingöl gibi iller balıyla tanınır. Yani Doğu Anadolu Türkiye'de bal üretiminde önemlidir. Özellikle şu Hakkari Şemdinli diye bir ilçesi var. Yine balıyla tanınan bir yerdir. Peki burada zayıf noktalar var mı? İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu orman örtüsü biraz daha fakir olduğu için orada bal üretimi daha sınırlıdır. Size İç Anadolu'da özellikle Sivas'ı sorabilir. Çünkü Sivas Türkiye'de bal üretimde iddialı bir yerdir. Güneydoğu Anadolu'da da herkes görebiliyor mu hocanızın doğum yeri olan Siirt'in? Ya da işte böyle şu kim Diyarbakır gibi illerimizde bal üretimi görebiliyorsunuz. Ama zayıf anlamında son sıralarda Güneydoğu Anadolu ili gelir. Hatta bazen bunu test tekniğinde sorar. Neden Güneydoğu Anadolu bal üretimde çok iddialı değil? Çünkü orman örtüsü sıralamasında son sıradaydı. O yüzden orman örtüsünün daha fakir olması burada bal üretimini biraz daha ne yapar? Zayıf kılar. O yüzden Türkiye'de bal üretimi deyince akla demek ki buralar gelecek. Peki Türkiye'de arıcılık yaygın bir ekonomik faaliyet mi? Evet Anadolu'nun her yerinde iyi kötü yapılır. Bakın ben bazı illeri öne çıkardım ama Türkiye'de Anadolu'nun her yerinde görebiliyorsun lejantanda her yerde bal üretimi vardır aslında. Ama bazı yerlerde işte daha ticari kaygıyla yapılır. Bazı yerlerde ise hobi anlamında. Yani inanın bazı kırsal kesimde amcalarımız vardır. Sırf zevk için yemez bile yani konu komşuya verir, büyük şehirdeki çocuklarına gönderir. Bu bir hobi olarak yapan bir sürü aile de olduğunu Türkiye'de söylemek isterim. Demek ki arıcılık konusunu da böylece bitirmiş olduk. O zaman diğer videomuzda ne yapalım artık su ürünleri denilen balıkçılık ve diğer faaliyetlere geçelim.